Bu videoda 2023 yılında sinemalarda gösterime giren filmlerden bana göre olan en iyi 30 taneyi senin için seçtim. Bu 30 filmden 20 tanesi yabancı, 5 tanesi animasyon, 5 tanesi de yerli film olarak karşına gelecek. Listemize hemen geçelim. 20. sırada yer alan Başkalarının Çocukları, annelik içgüdüsünden yola çıkarak hüzünlü duraklara uğrayan bir kadının annelik özlemi üzerine bir dram. Yönetmen Rebecca Zlotowski'nin filmini en hassas döneminde hamileliği sürerken çektiğini anımsatalım. Bir sonraki filmimiz Tanrı'nın Yarattıkları. İrlandalı balıkçı köyünde geçen filmde bir annenin oğlunu korumak için ahlaki değerlerini askıya almasının tartışmaya zemin hazırlayan öyküsü anlatılıyor. Pakistan yapımı Joyland, kapalı toplumda kadın, erkek ve transların etraflarında örülen duvarları aşabilme çabaları üzerine. Sürü Kolombiya'dan geliyor. Kolombiya'nın akla gelebilecek her tür suçu üretebilen sokaklarında ergenlik dönemine girmiş çocukların ıslahı üzerine kafamıza vuran bir film. Sonsuz Sır, orta yaşlı bir sanatçı ile annesinin bir zamanlar evleri olan eski otelde konaklamalarını öyküleyen gotik estetiğe sahip usta işi bir art house örneği. 15. sırada yer alan Başka Bir Hayatta filmi, ince, zarif, hassas, farklı bir bağladık hikayesi. Japonya'dan gelen Kötülük Diye Bir Şey Yok, doğanın tahribatına karşı itiraz eden bir avuç insana odaklanırken ilginç ve vurucu finallerden birine sahip. Bir boru hattı nasıl patlatılır? Hepsinin geçerli kişisel nedenleri de olan bir grup çevre aktivisti gencin tartışılabilir ama içindeki isyancıyı uyandıran planlarını adım adım nasıl gerçekleştirdiklerinin öyküsü. Bir Düşüşün Anatomisi, bir ölümün soruşturulması çerçevesi içinde evliliğin ahlaki nabzını tutarak aşk, cinsellik, dayanışma gibi temaların duraklarına uğruyor. Katili Yakalamak, bir seri katil avının mizantropi yani insanlardan nefret kavramı çerçevesinde şekillendiği sıkı bir polisiye. 10. filmde bir bilim kurgu yer alıyor. Yaratıcı, referans filmlere saygıyla her unsuru çok iyi, duygularını coşturup yükselten bir film. Kızıl Gökyüzü, genel hatlarıyla sade, romantik, esprili, acı sürprizleri olsa da kendini iyi hissettiren bir film. Baltık kıyısındaki bir evde bir araya gelen 4 gencin hikayesi. İzlanda'dan gelen Tanrı'nın Unuttuğu Yer, 19. yüzyılda Danimarka kralına bağlılık yemini etmiş İzlanda'nın güneydoğusunda bir kilise inşa etmekle görevlendirilmiş genç rahip Lucas'ın seyahatini anlatıyor. Bittiğinde seni bir yığın soruyla baş başa bırakan yılın en kafa çalıştırıcı filmlerinden. Tori ve Lokita. Darden kardeşler, iki Afrikalı mülteci çocuğun hikayesiyle sömürgeci, yaşlı kıta Avrupa'nın iki yüzlü, güya güvenlik kaygıları içeren kov politikalarına yürü git diyorlar. The Banshees of Inisherin, yıla damga vuran filmlerden biri. İki sıkı arkadaşın aniden değişen ve giderek karanlığa gömülen hikayesi. 1923'te İrlanda'nın batı kıyısındaki uzak bir adada geçen film, hayat üzerine düşünmen için bir fırsat. 5. sırada Sessiz Kız var. 1981'de İrlanda kırsalında geçen öykü, ihmal edilen küçük bir kızın bir yaz boyunca verildiği koruyucu ailedeki keşfi üzerine yılın en dokunaklı filmlerinden. Geldik Bırak Artık Şu Yalanlarını adlı filme. Dürüst konuşan, hassas hikayesini dolambaçlı yollara sapmadan kuran, seyrettiğim en dokunaklı aşk filmlerinden biri. Seyrederken müzikleri iliklerine işleyecek, buna emin ol. Geldik listemizin 3. sırasına. 1976 Şili'den geliyor. Faşizmin ortasında vicdanının sesini dinleyen bir kadın üzerinden tüm bir diktatörlüğün dehşet verici tanımı. 2. sıramızda Martin Scorsese'nin Dolunay Katilleri var. Scorsese 1920'lerden bugünü, aslında her dönemi anlatmış. Beyaz,
kurnaz, güçlü, acımasız katillerin soykırımla, yetmezse tek tek yok ettikleri halkların topraklarını ve zenginliklerini nasıl ele geçirdiklerini sapasağlam ve duyarlı bir hikayeyle anlatmış. Dolunay katillerine ilişkin yorumum, benim kanalımda en fazla izlenen video. Benim birinci sıramda AI adlı film yer alıyor. Polonya'dan gelen bir film. Vicdanını kötülüğe kiraya vermemiş herkese bu filmi öneriyorum. Senin için seçtiğim 20 yabancı filmden sonra 5 yerli filme geçmeden 5 animasyonu vurgulamak isterim. 5. sırada Çizmeli Kedi Son Dilek yer alıyor. Kedilerin en efsane ve özelliği olan 9 canlı olmalarından yola çıkarak ünlü kahramanın yeni macerasını harika sürprizlerle öykülüyor. 4. sırada Super Mario Kardeşler filmi var. Video oyununa dayalı animasyon, Kuzey Amerika'daki hasılatlarında türünün en iyisi oldu bu yıl. Bunu hak ediyordu da. Son derece göz alıcı bir çalışma. 3. sırada Örümcek Adam, Örümcek Evrenine Geçiş adlı film yer alıyor. Genç süper kahramanın paralel evrenler arasında çılgın ve değişik bir serüvene atılmasını yenilikçi tekniklerle anlatıyor. 2. sırada Japonya'dan Çocuk ve Balıkçıl var. Bu filmde 82 yaşında bilge yönetmen Hayao Miyazaki'nin sihir ve renklerle dokuduğu kozmik dünya bir çocuğun ruhsal olgunluğa giden yoldaki rehberi oluyor. Ve 1. sıra yine Japonya'dan Suzume, fantastik fırça darbeleriyle dram ve mizahın kesiştiği şahane bir yol serüveni. Japon animasyonlarına özgü duyarlılığa sahip, geçmişe, anılara, travmalara doğru bir yolculuk. Şimdi geldik 5 yerli filmimize. 5. sırada Derviş Zaim'in yönettiği Tavuli var. Derviş Zaim bu belgeselde 93 dakika boyunca bir insanı suçlu, kişilik bozukluğundan muzdarip, asabi, toplumla dalgasını geçen ama maskesiz bir insanı anlatıyor. Bu filmi tanımlayacak en doğru sözcük merhamet. 4. sırada Çiğdem Sezgin'in Suna adlı filmi var. Çiğdem Sezgin kusursuz tartımla dram yüklediği olgun kadın portresi üzerinden güçlü bir toplumsal okuma yapıyor. Ve geldik 3. sıraya. 3. sıraya Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne adlı filmini koydum. Kafamızı bu şahane toprakların insanları ve hakikatleri üstüne çalıştıran yeni bir taşra anlatısı. Ve 2. sırada Zeki Demirkubuz'un seyirciye en sık ayna tuttuğu film olan ve tüm filmlerinin kolajı gibi görebileceğin Hayat var. Listemizin ilk sırasına Atatürk 1881-1919'un ilk filmini koydum. Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 6 bölümlük dizinin ilk üçünü içeren ilk film, bugüne dek uzak durulan siyasi tartışmalarının alanına girerek lafını sakınmamış. Atatürk'ü etten kemikten bir insan olarak ele almış ve büyük bir yapımın gerekliliklerini yerine getirmiş.